Merhaba. Kira tahmini uygulamamıza devam ediyoruz. En son videoda ne yapmıştık? Bir temizleme yapmıştık hatırlarsanız. Temizlik yapmıştık. Kurtulmuştuk bazı sütunlardan. Şurada GitHub repomuzda bakın. Commitleri gösteriyor. Şurada 4 tane commit atıldı diyor bu repo için. Ben her şeyden sonra atıyorum buraya. Her video parçasından sonra. Bakın burada ayrıntılı görebilirsiniz neyin ne yapıldığını. Mesela istenmeyen sütunları silme yapmışsın en son. Açıklamasında ona göre yazıyorum. Dolayısıyla siz bu şeyde, bu dosyada hangi değişiklikler olduğunu falan buradan takipte edebilirsiniz diyelim. Şimdi geri dönelim ve neyle devam edeceğiz ona bir karar verelim. Şimdi elimizde en son ne vardı? ImageLink Ref var. Bu ImageLink Ref'ten ne yapacağız? İl, ilçe, mahalle bilgilerini çekeceğiz. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Buradan bir bakayım nasıl bir yapısı var. Şöyle bir tanesini alayım. Veriyi alayım. Buraya bir yorum satırı olarak ekleyeyim. Gözümün önünde dursun. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi HTTPS diye başlıyor. Sonra bir slash var. Bir slash daha var. Hepsi.com diye devam ediyor. Bir slash daha var. Bize ilgimizi çeken yer şurası. İzmir Konak Kılıç Reis. İl. İlçe. Devamında da mahalle. Şöyle bakalım mı? Print diye neydi bu? ImageLink Ref değil mi? Şu sütun ImageLink Ref. Şöyle unique diye bir fonksiyonumuz var. Yine bunlar arkadaşlar yani tekil değerleri görmek istiyorum değil mi? Her seferinde artık şeyi göstermiyorum size. İşte dir yazın, help yazın gibi. Ama yine benzer bir strateji kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsi benzersiz değer. Çünkü peşlerinde ID var değil mi? Aslında merak ettiğim şey şu benim. İki kelime ilçe var mı? Şu anda onu düşünüyorum. Yani iki kelime il yok. Dolayısıyla her seferinde şu slash'lardan böldüğümde şu tirenin sol tarafı tek il olacak. Ama ilçede iki kelime olabilir mi? Olsa da ilk kelimesi başka bir ilçeyle aynı değilse bize sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Tamam o zaman öyle bir yapı kullanalım. Çıkarırsa da orayı düzeltiriz sonra fixleriz. Tamam. Şimdi o zaman ilk yapmak istediğim şey şu. Şu slash'tan bu metni parçalamak istiyorum. Şimdi şu slash'lardan parçala dersem ilk parça yani sıfırıncı parça şurası olur. HTTPS column. 2.3 üstte. Sonra şuradaki şu iki slash'ın arasında olmayan karakter. Boş. Sonra şurası hepsi burada nokta hepsi emlak.com. Sonra şurası yani 0, 1, 2, 3. Bize lazım olan eleman 3 indisli yani 4. eleman değil mi? Eşi devamı lazım değil. Daire veya şu ID'yi bunu kullanmayacağız. Güzel. O zaman ben ne arıyorum şu anda? Bir split fonksiyonu kullanacağım değil mi? Yine benzer şekilde arkadaşlar siz araştırmalarınızı yapın. Ben videoların çok uzun olması sebebiyle bazı yerleri artık hızlandıracağım. Bilginize. Şöyle yapalım. Şimdi mesela şu benim bir metnim string değişkenim olsa şöyle s olsa tabii ki şeyle beraber tırnaklarla beraber şöyle tamam. Ben bunu bir çalıştırayım bakalım. Tamam. Bunun içinde var mı split diye bir fonksiyon bir bakalım. Ne demiştik? Python'da her şey obje çünkü. Obje ise yine bunun metotları var. Evet var bakın. Split. Gördünüz mü? Güzel. Split lines de varmış hatta satırlara. Belki onu new line karakterlerden kurtulmak için kullanabilirim. Bir sürü de kullanışlı fonksiyon var ha. Tamam. O zaman şuna hemen şöyle bir help. S. Split yaptım. Parçalarım. Güzel. Split only any white space character including. Tamam. Hiçbir şey vermezsen, boş verirsen boşluklara göre parçalarım diyor. Ben boşluklara göre değil, ben karakter vereceğim. O zaman şu nasıl bir şey? S split slash bakalım. Heh. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Bana kaç lazımdı? 3. Overlist olduğuna göre indeks notasyonuyla ulaşmak mümkün. Tamam. Bu. İzmir Konak Kılıç Reis kiralık. Buradan sonra da bunu da tekrar böleceğim değil mi?
Tamam. Şuna da mesela şöyle x desem. Şöyle print x diyeyim yine bileyim. Böyle. Bunu da sonra şöyle yapacağım. X split 5 diyeceğim. Tiresine göre böleceğim. Bu da bana bunu verecek. Tamam. Sıfırıncı elemanı alacağım. İle koyacağım. Birinci elemanı alacağım. İlçeye koyacağım. Tamam, biraz karışık. Buna geliriz. Şimdi buraya o zaman bir kod ekliyorum. Ne diyelim? Bunların önce hepsini bir alalım. Şu grubu ayrı bir sütuna kaydedelim. Onun üzerinde işlem yapalım. Böyle peş peşe iç içe bir sürü yapmayalım. Df'de mesela location diye yeni bir sütun tanımlıyorum. Böyle yapmak mümkün. Data frame'imde olmayan bir sütunun ismini verdim ve yeni değerlerini vereceğim. Nereden alıyorum bunu? ImageLinkRef'ten alıyorum. Tamam. Şimdi bunun ben bunu her değerine, her bir satırdaki değere tek tek bunu uygulayacağım ve öbür tarafa alacağım. Bunu yapmanın yolu arkadaşlar apply metodu. Apply şu. Böylece siz o sütun üzerinde bir dönüşüm uygulayabiliyorsunuz. Hatırlayın. Yine siz şey demezseniz, burada var mı, göstermiş mi? In place falan demezseniz o onun üzerinde yapmaz. Değil mi? Var mı burada in place? Bilemedim. Belki de yok. Detaylı bakmak lazım. Dolayısıyla ben bunun dönüştürülmüş bir halinin kopyasını alıyorum. Location'a atıyorum gibi düşünün. Tamam. Peki ben ne vereceğim apply'a? Apply'a bakın. Ha, güzel de bir örnek denk geldi. Lambda x üzeri 2 demiş mesela, değil mi? Bunlar anonim fonksiyonlar arkadaşlar. Anonymous function dediğimiz isimsiz tek kullanımlık oluşturup kullandığınız fonksiyonlar. Genelde biz argüman olarak fonksiyon göndereceksek burada öyle diyor, değil mi? Evet, func diyor. Bakın fonksiyon gönder bana diyor. Callable gönder diyor. Biz fonksiyon göndereceksek bu şekilde lambda ile anonim fonksiyon oluşturup göndeririz. Dolayısıyla ben şu aşağıda yaptığım işi şimdi buraya anonim bir fonksiyon olarak tanımlayacağım. Tanımlayalım bakalım. Lambda x, oradaki gibi yazayım. Yani sen x'i al, x'i bir şeye dönüşüm uygula, geri gönder. X nokta split, şurada yazdığım gibi slash 3. Tamam. Şimdi ne yaptı? Bakın. ImageLinkRef sütununun aldı. Slash'a göre parçaladı. 3 indisli, yani 4. sıradaki elemanını df location sütununa attı. Güzel. Şu anda df location sütunu benim buradaki şu değerim. İzmir Konak Kılıç Reis Kiralık. Devam. Bana bir şehir lazım, değil mi? Df city diyeyim. Yine yeni bir sütun tanımlıyorum. Diğer, bu sefer location üzerinden gideceğim. Location. Şimdi acaba bu location burada ne ki ya? Dur bakalım. Burada bir daha bir print yes info alayım. Bir göreyim. Location bakın şurada ve obje. Bu biraz sıkıntılı. Burada şimdi şurada metotlar niye geldi bakın? Split, dir, s yaptık ya. Ve split'i gördük. Niye geldi? Çünkü bu bir string'di. Değil mi? Bakın şöyle hemen görebilirsiniz. Print type s. Ne diyor? str. str sınıfından üretilmiş bir objeydi. Dolayısıyla bu metotlar bunda var. Dolayısıyla siz şu objede bu split'i bulamayabilirsiniz. Çünkü bu henüz string değil ki. Değil mi? Daha genel bir obje sınıfından üretilmiş bir nesne. O zaman ben bunu bir göstersene bana. Print dir, yani sadece dir df location desem, burada string'ini nasıl alırım? Bu string var. str var. Güzel. Ve str'ı bir kurcalayalım. str help. Evet. Neymiş bakalım? Was string methods. Vectorized string functions for series and index. Güzel. Bunlar için stringleri, aha, hatta burada bakın tam kullanacağımız şeyi vermiş. Diyor ki s bir sütunsa s nokta str dersen string nesnesinin şeylerine erişebilirsin, metotlarına. Split'i kullanmış, replace'i kullanmış. Bana tam da bu lazım. Güzel. Çok iyi oldu. Tamam. O zaman ben şimdi buraya gelirim. Şöyle diyebilirim artık. Bakın bunlar tabii
böyle araştırılıp bulunacak şeyler. Evet. Ben burada 1-2 dakika içinde gösterdiğim şey sizin için yarım saat, 40 dakika, 1 saat, 2 saat sürüyor olabilir. Ama bundan vazgeçmeyin lütfen, tamam? Yani bakış açınız her zaman böyle olsun. Bunları bir yerde aratıp bulup yapmaya çalışırsanız sınırlı kalırsınız. Anlamazsınız neden olduğunu. Location. STR. Şimdi string objesi geldi. Değil mi? Bakın zaten hemen öneriyor bana VS Code. Diyor ki split, muplet, split, strip, replace, upper, contains. Bütün string metotları artık kullanabilirsin diyor. Tamam. Split. Ne yapacağım? Kire'ye göre ayıracağım. İl hangisi? Birinci eleman. Yani string'i yani birincisi. Şimdi şunu sileyim. Açık kalsın. Şimdi şunu almış olmam lazım. Değil mi? Print df city unique. O çok güzel. İller geldi. Tamam. Şimdi benzerini ilçe yapayım. Bir ilçe ne İngilizce? District. Güzel. Bir de mahalle var, değil mi? Neighborhood diyelim ona da. O da 2. Tamam. Şimdi şurada bir district'i kontrol edeyim. İlçeler bunlarmış. Bütün illerin ilçeleri tabii bunlar. Bir de neighborhood'a bakalım. Hızlıca. Bunlar da mahalleler. Güzel. Tabii şimdi böyle yapınca biz ne oldu? Kılıç var. Kılıç reis yok, değil mi? Çünkü reis üçüncü. Yanında da kiralık var. Şimdi kiralık dikkatinizi çekti mi? Burada olsa mesela 0, 1, 2, 3, 4. Bu şekilde kiralığın indisi 4. Ama sadece kılıç olsaydı bu mahallenin adı, kiralığın indisi 3 olacaktı. O zaman bu en son indise 3 veya 4 değil de. Şöyle yapsam. Eksi 1 desem. Gördünüz mü? Sondan. Soldan değil, sağdan. Evet, bakın reis. 3. İndis notasyonunu tersten kullanıyorum. Python buna izin veriyor. Bakın. Bu şekilde. Yani eksi 5 ile 0 bu örnek için aynı şey oluyor. 4 ile eksi 1 bu örnek için aynı şey oluyor. O zaman böyle bir şey mümkün mü? X split 0'dan 2'ye kadar. Bakın ne oldu? İzmir ve Konak 0 ve 1 geldi. 0'dan 2'ye kadar. 2 dahil değil. 3'e kadar. İndis notasyonunu. Colon operator deniyor buna. İki nokta üst üste. Ve slicing deniyor. Parçalar anlamı. Mesela 1'den 3'e kadar da diyebilirsiniz. Konak ve kılıç gelir. Tamam. Bana burada lazım olan ne? Kılıç ve sonrası ama kiralık dahil değil. Öyle bir şey oluşturacağım. O zaman şimdi kılıç 2 3 olsa sadece kılıç olur. 2 4 olsa kılıç reis olur. Ama ben kaç olduğunu bilmiyorum. 4 5 6 7 olabilir. 2 eksi 1 olsa ne kılıç reis olur. Çok güzel. 2 eksi 2 olsa sadece kılıç olur. Tamam. Aradığım şeyi buldum. O zaman ben 2 eksi 1 diyeceğim. İkinci indisten en sona kadar, en sondan bir önceye kadar hatta. İkinci indisten en sondan bir önceye kadar. Geldim buraya. 2'den eksi 1'e kadar dedim. Şimdi belada galiba. Ne diyor? Uni'yi çağırdın ama list diyor senin elindeki. Çünkü şurada ne var bakın. Böyle yaptım. Kılıç ve reis geldi ama listin içinde geldi. Bana ne lazım? Kılıç tire reis veya kılıç boşluk reis. Artık nasıl tercih ederseniz. Bunları birleştirmek lazım. Bunları birleştirmek için bakın şimdi. Yine s diyorum. Şurada bir string oluşturayım. Sonra da bir s diyeyim. Şu stringlerin metotlarına bir daha bir bakayım. Bakın şurada bir şey var. Birleştirme için kullanabileceğiniz. Join. Neymiş bu join?
Bana onu gösterir misin? Help us join. Ne diyor bakın. Concatenate any number of strings. Stringleri birleştiririm senin için diyor. Aa burada ne güzel bir örnek var bakın. Ne diyor? Nokta. Siz bunu yaptığınız anda şu nokta, tırnakların içinde bir nokta ne oluyor? String sınıfından üretilmiş bir nesne oluyor. Dolayısıyla artık join metodu var. Evet. Bunun içine yani list bizim elimizdeki gibi kılıç ve reis listi gönderirsen ben aralara bu senin karakterini noktayı koyup birleştiririm diyor. Müthiş. O zaman ben burada x x değil. Şimdi bir sil bir dakika. Şöyle yapsam join desem boş string bile bir objedir sonuçta değil mi? X desem ne veriyorsun bana? Hepsini birleştirdin. Çok güzel. Bunu kullan. Kılıç reis. Burayı boşluk yap. Kılıç reis. Nasıl isterseniz nasıl yapalım. Kılıç dire reis. Nasıl keyfiniz geliyorsa arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Hadi böyle yapalım. Alt çizgi kullanalım. Tamam. O zaman buraya döndüm. Şurada unique'i çağırdığımız için hatamız var bizim. Tamam. Şuraya geldim. Neighborhood'da artık benim bir listim var. Bir dönüşüm daha yapar mısın benim için? Neighborhood eşittir dedin diye neighborhood apply artık bunu biliyoruz nasıl kullanacağımızı bir lambda fonksiyonu x'i al neyle birleştirecektik alt çizgi değil mi alt çizgiyi kullan join x'te aşağıda yazdığımız yaptık şimdi unique'in çalışır bakın mesela r Şevket ince diye bir şey varmış 16 boşluk Eylül Ali boşluk İhsan boşluk Paşa çalışıyor mu? Çalışıyor. Muhteşem. O zaman benim artık location studio ile işim bitti. Bir de orijinaldeki image link crap ile işim bitti. Şunu aldım. Şöyle yaptım. Tamam. Buraları öğrendim. Siz çift notebook mu çalışırsınız artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Şurada çok güzel bir şey yazmıştım değil mi? Hop. İstersen bunu fonksiyon haline getireyim. Daha iyi olmaz mı? Şunu al. Hazır elindeymişken. Buraya yeni bir şey ekle. Şunu şuraya koy. Böyle de ki def pardon. Şöyle uçuma gitmedi. Şöyle yazayım. Def remove drop varlı isimler. Lütfen. Drop columns calls diyelim. Oldu mu? Diye kalmazsa olmaz. Tamam. Kendi fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi dokümantasyon bakıyoruz ya sabahtan beri. Dokümantasyon da böyle arkadaşlar. This function removes the columns from data frame. Altına da argümanlarını döndüreceği değeri bilmem neyi yazıyorsunuz. İnsanlar sizin fonksiyonunuz için help kullandığı zaman burası dönüyor. Yine bu videonun çok konusu değil ama bir aklınızın köşesinde bulunsun. Tamam. Güzel. Şimdi bunu koyduk buraya. Geldim. Önce şunu düzelteyim. Drop columns df calls. Amacım şu. Tabii ki yok çünkü şu anda bu sütunlar. Amacım şu. Birden fazla aynı kodu katiyetle yazmıyorum. Tamam. Amacım bu. Aynı kodu birden fazla yazmıyorum. Yazacaksam eğer ya bunu bir sınıf ya bir fonksiyon metot haline dönüştürüyorum. Tamam. Ne diyeceğim o zaman? Drop columns df ve benim şu anda sileceklerim nelerdi? Location ve image. Image link. Print. Şimdi gösterir misin bana ne olup bittiğini? Print. TF. Info. Güzel gidiyoruz.
Güzel gidiyoruz. Fena değil. Artık sitemiz, district'imiz, neighborhood'umuz var. Ve dönüşümü bitirdiğimiz sütunlardan da kurtulduk. Şöyle sadece bu sütunları görüntüleme şansınız da var arkadaşlar. Şöyle dersem. İki tane koydum bakın. Köşeli parantez. District. İçine bir sütun yazıyordum ya. Oraya çok sütun yazıyorum şu anda. Neighborhood. Sample. 50 diyelim. Bize bir sample göster bakalım bu değerleri içine. Biraz şöyle bakmakta fayda var. Bir sıkıntı varsa gözünüze çarpar. Bakın İzmir, Foça, Mustafa Kemal Atatürk. Eksi oldu. Tek kelimeler de çalışıyor, çok kelimeler de çalışıyor. Devam. Devam. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Sonraki videoda ne yapacağız? Sonraki videoda diğer artık şeylere bakacağız. Sütunlara bakacağız. Bu şekilde devam edeceğiz.